Hiç düşündünüz mü? Acaba şimdiye kadar bu gezegende toplam kaç kişi yaşadı? Kimler geldi, kimler geçti? Şu anda yeryüzünde toplam 7 milyar 937 milyon 386.613 kişi, 14, 15, 16, 17 kişi yaşıyor ve içinde bulunduğumuz 2022 yılında bu sayı 8 milyarı geçecek. Ben doğduğumda 4 milyar kişi ya vardı ya yoktu. Hatta doğum gününüze göre tahmini dünya sıralamanızı gösteren şu siteye göre ben 4 milyar 39 milyon 379.781. Kişiymişim. Daha 11 yıl önce 7 milyara ulaşmıştık. Bu sayıya ulaştığımız zaman Türk Hava Yolları çok güzel bir paylaşım yapmıştı Twitter'dan. Dünyada 7 milyar insan var diyordu o paylaşımda. Her insanla bir saniye tanışsanız tüm insanlarla tanışmanız 200 yıl sürer. Ve bu paylaşımın hemen altında da böyle çeşit çeşit insan yüzleri var. Peki dünya nüfusunu düşündüğümüzde sizce bu yüzlerden hangisi en tipik insan? Cevap, hiçbiri. Bu gördüğünüz yüzlerin hepsi de azınlığı temsil ediyor. İstatistiklere göre Han Çinlisi 28 yaşındaki bir erkek şu an yeryüzündeki en tipik insan. Ortalamalar bize bunu söylüyor. Bu en tipik insan solak değil, sağ elini kullanıyor. Ayda 1000 dolardan daha az para kazanıyor. Cep telefonu var ama banka hesabı yok. Tümüyle bu özelliklere sahip tam 9 milyon insan yaşıyor. National Geographic araştırmacıları bunlardan 190 bin tanesinin fotoğrafını birleştirerek böyle kompozit bir görsel oluşturmuşlar. İşte bu gördüğünüz yüz dünyanın en tipik insanı. Evet, tüm insanlığın bir nüfus cüzdanı olsaydı üzerine bu resmi koymalıydık. Çünkü dünyanın en büyük yaş grubu 28, en büyük etnik grup Çin'deki Han ulusu ve en kalabalık ülkede tahmin edebileceğiniz gibi Çin. En azından 2050'ye kadar öyle. 2050'den sonra Hindistan olacak. Sizin gerçek nüfus cüzdanınızla bu dünyanın en tipik insanının nüfus cüzdanı arasında sandığınızdan çok daha fazla benzerlik var. Mesela kendimden bir örnek vereyim. Benimle tam olarak aynı günde doğmuş toplam 59.304 Çinli var. Bundan hemen sonra da 45.135 Hint insanı geliyor. Bu bilgileri population.io adındaki bir siteden buldum. İstatistiklere dayanarak hayat yolculuğunuzu tarihler ve sayılar üzerinden ifade ediyor bu site. Doğum tarihinizi, doğduğunuz ülkeyi, cinsiyetinizi belirleyip go diyorsunuz. O da size dünyada yaşayan şu anda kaçıncı insan olduğunuzu söylüyor. Bakın ben dünyada yaşayan insanların %72'sinden, Türkiye'de yaşayanların %73'ünden daha yaşlıymışım. Depresyona girmek için birebir değil mi? Yok ya, ben yaşımla da barışık bir insanım. Zaten bakın benden yaşlı 2 milyar 177 milyon küsür insan varmış hala. Bu sitede asıl ölüm tarihinizi öğrenince depresyona girme ihtimaliniz daha yüksek bence. Bir dünya vatandaşı olarak bu site benim 7 Ocak 2054'e kadar yaşayacağımı öngörüyor ama Türkiye'de doğduğum için bu süreye 863 gün daha ekleniyor ve ABD'de yaşadığım için süre bir kere daha güncellenerek 13 Kasım 2057'ye kadar uzuyor. Tabii ki bu site falıma falan bakmıyor. Tüm bunlar son yüzyılda toplanan verilerin ortalamasından, yani istatistiksel hesaplamalardan başka bir şey değil. Yoksa şimdi şu kapıdan çıkıp da yürümeye başladığımda kafama bir piyano düşüp düşmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Ayrıca girdiğiniz doğum tarihine göre hayatınızın en önemli kilometre taşlarını da bulabilirsiniz bu sitede. Bence zamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatması açısından buna benzeyen görselleştirmeler, grafikler, infografikler hepimiz için çok faydalı diye düşünüyorum. Bir de bizlerin dünya görüşünü zenginleştiriyor bence. Sadece etrafımızda her gün gördüğümüz kişilerden ibaret olmadığımızı anlıyoruz. Çeşit çeşit insan yaşıyor bu gezegende. Eğer bir yaş günü partisi yapsaydım ve o partiye sadece benimle aynı gün doğmuş kişileri davet etseydim ne olurdu biliyor musunuz? 261.561 kişi gelirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sinop'ta ya da Kırşehir'de bile bundan çok daha az sayıda insan yaşıyor. Bu arada bu gösterim de çok güzel. Böyle bir bakışta Türkiye'nin neresinde ne kadar çok insanın yaşadığını görebiliyorsunuz. Düşünsenize bir günde Kars'ta yaşayan insan sayısı kadar yeni bebek dünyaya geliyor. Bunların hepsini doğum günü partisinde ağırlamaya kalksam toplanacak yer bulamayız. Sadece benimle aynı saatte doğan 10.898 kişiyi toplasam belki hani bir stadyumda falan bir araya gelebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi Türkçe konuşanların sayısı burada çok azınlıkta olur. Benimle aynı gün aynı saatte doğan 126 tane Türk var.
geri kalanlarla, partiye gelen diğer insanlarla anlaşabilmek için ortak bir dil kullanmam gerekiyor ve nüfusu açısından baktığımızda ya da en tipik insanı düşündüğümüzde bu dilin Çince olması gerektiğini düşünüyoruz ama hayır. Dünyada en çok konuşulan dil 1,5 milyara yaklaşan bir sayıyla İngilizce. Yani her 100 kişiden 20-21 tanesi İngilizce biliyor ve konuşuyor. Dolayısıyla doğum günüme davet ettiğim o 10 küsür bin kişinin 5'te birinden fazlasıyla anlaşabilirim. Eğer siz de başkalarıyla olan iletişiminizi en üst düzeye çıkarmak ve bir dünya vatandaşı olmak istiyorsanız size zaman zaman bu kanalda bahsettiğim Cambly platformunu kullanabilirsiniz. Çünkü tavsiye ettiğim herkesin memnun kaldığı Cambly'de yılın en büyük indirim fırsatı başlıyor. Dolayısıyla bugüne kadar İngilizce öğrenmeyi ertelediyseniz bugün başlamak için çok güzel bir zaman. İster iş İngilizcesinden teknolojiye, sanata, bilime kadar birçok farklı programla özel dersler alın ya da isterseniz eğitmeninizle yalnızca sohbet edin, birebir derslerde sadece siz ve eğitmeniniz olacaksınız. Endişelenmenize, hata yapmaktan korkmanıza gerek yok. Onun sizi ne sıklıkla düzelteceğine dahi siz karar verebiliyorsunuz. Ayrıca derslerinizi sonradan izleyebilir, hatalarınızın üzerinden geçebilirsiniz. Bahar'a özel bu yılın en büyük kampanyasını kaçırmamak için açıklamalar bölümündeki bağlantıyı mutlaka değerlendirin. Düzenli bir pratikle kısa sürede özgüveninizin nasıl geliştiğine siz bile inanamayacaksınız. Gelin şimdi ilginç bir düşünce deneyi yapalım sizlerle. Dünyada yaşayan tüm insanları Türkiye'ye davet etseydik ne kadarlık bir alana ihtiyacımız olurdu acaba? Bunun için önce statik kalabalık yoğunluğu hesabı yapmamız lazım. Yani 1 metrekareye en fazla kaç kişi sığdırabiliriz? Yapılan araştırmalara göre bunun maksimum 4.7 insan olabileceği bulunmuş. Hadi biz bunu 4 kabul edelim. Yani 1 metrekarelik bir alanda 4 kişi ayakta durabiliyor diyelim. Dünya nüfusunu da daha şimdiden 8 milyara yuvarlayalım. 2000 kilometrekarelik bir alana ihtiyacımız var. En büyük kentimiz İstanbul'un şöyle bir alanını ölçelim şimdi de. Gebze'den şuraya gidelim kabaca. Şu şekilde. Böyle geniş geniş bir ölçüm yaptığımızda neredeyse 4000 kilometrekarelik bir alanı kapladığını görüyoruz İstanbul'un metropolitan alanının. Demek ki dünya nüfusunun iki katı buraya gelebilir, sığabilir ya da sadece yarısı Avrupa yakasına şu anda yaşayan tüm insanları sığdırabiliriz. 1 metrekareye 4 kişi gelecek şekilde yani ayakta. Eğer bu kadar insanı yapacağımız bir binanın içine sığdırmayı düşünürsek bu kez metrekare değil metreküp hesabı yapmamız lazım. Mesela tarihi yarımadanın olduğu yere, bölgeye 2000 metre uzunluğunda, 2000 metre genişliğinde bir bina yapsak bunun her katına 16 milyon insan sığar. Katın yüksekliğini de şöyle 2 metre falan olarak hesaplayalım. Hani en uzun boylular bile sığsın ayakta. Bu durumda 500 katlı bir bina yapsak toplam 1000 metre yüksekliğinde 500 katlı bir binaya yine 8 milyar insanı sığdırabilmek mümkün. Dediğim gibi bu binayı kabaca İstanbul'un tarihi yarımadasına sığdırabiliriz. Aman ha inşaatçılara buradan bir mesaj falan vermeye kalkmıyorum. Bunu lütfen gerçek hayatta denemeyin. Sadece bir düşünce deneyi yapıyoruz. O kadar büyük binalara ihtiyacımız yok. Bunlar şu anda yaşayan insanlar. Yaklaşık 8 milyar kişi. Peki bugüne kadar yaşamış tüm insanlar? Demografi uzmanları insanlık tarihini ta 200 bin yıl öncesine kadar götürüyorlar. Ve işte modern homo sapienslerin yeryüzünde dolaşmaya başladığı bu 200 bin yıllık dönem boyunca 109 milyar insan doğmuş, yaşamış ve ölmüş. Konuştuğumuz diller, yaptığımız yemekler, dinlemekten keyif aldığımız müzikler, kullandığımız araç, gereç, alet, edevat, bildiğimiz her şeyi o insanlardan öğrendik. Bugün hayatta olan 8 milyarı da eklediğimizde toplamda 117 milyar yaşamdan söz ediyoruz. Gelin bunu görselleştirmek için de bir kum saati kullanalım. Zamanı değil de gelip geçen insanları ölçen bir kum saati bu. Buradaki her bir kum tanesi 10 milyon insanı temsil ediyor. Her yıl 140 milyon yeni bebek dünyaya geliyor. İşte o yüzden de bu kum saatine 14 tane yeni kum tanesi ekliyoruz. Ve her yıl 60 milyon insan hayatını kaybediyor, ölüyor. Bu da 6 tanenin kum saatinden geçtiği ve geçmişte ölen o pek çok sayıdaki insana eklendiği anlamına geliyor. Biz şu anda buralarda bir yerlerdeyiz. Alt tarafta bugüne kadar yaşayıp ölmüş o 109 milyar insanı temsil eden 10.900 tane kum tanesi var.
Bunların da yaklaşık yarısı milattan sonra, yani bu son 2000 yılda yaşayıp öldü. Milattan önce 399 yılında ölüme mahkum edilmiş olan Sokrates şuralarda bir yerlerde yatıyor. Kum saatinin alt tarafındaki o ölü insanların yarısından fazlası çocuk. Çünkü modern zamanlardan önce doğan bebeklerin yarısından fazlası daha olgunluğa erişemeden hayatını kaybediyordu. Tarım ve hayvancılık yapmaya başladığımız, yani yerleşik düzene geçtiğimiz tarihten öncesinde ise çok az sayıda kum tanesi var. Çünkü toplamda 9 milyar civarında insanın yaşayıp öldüğü tahmin ediliyor o avcı toplayıcı dönemlerde. Bu son 2000 yılda yaşayıp ölmüş insanlarla ilgili AMNH tarafından hazırlanmış yine çok güzel hareketli bir infografik var. İşte milattan sonra 1 yılından itibaren başlıyor. O zamanlar dünya nüfusu 170 milyon civarındaymış. Ve buradaki her bir küçük sarı mısır tanesi diyelim bu kez 1 milyon insanı temsil ediyor. Tarih ilerledikçe önemli olayları da harita üzerine yerleştirmişler. İşte Roma İmparatorluğu kuruluyor, İpek Yolu başlıyor gibi ve bugün olduğu gibi o zamanlarda nüfusun büyük çoğunluğu Çin'in de bulunduğu bu Asya bölgesinde toplanmış durumda. Şimdi bu böyle sakin sakin 2000 yıl boyunca sıfır noktasına çok yakın bir şekilde seyrederken bakın biraz ileriye sardığımızda neler oluyor. Bir ara böyle kara veba döneminde nüfus 1/3'e falan düşüyor. Onu da eklemişler gayet güzel bir şekilde. Bu arada bunun ve diğer kullandığım, gösterdiğim her şeyin linklerini, bağlantılarını, videonun her zaman olduğu gibi tam metnini web sitemden bulabilirsiniz. Oraya abone olamayabilirsiniz ama bu kanala abone olursanız buna benzeyen gösterimleri, paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Kim bilir belki de 8 milyara ulaştığımız bu dönemde onun binde birine bu kanalda abone sayısı bakımından ulaşabilir. 8 milyon civarına gelebilir, bilemiyorum ama bunun için tabii ki yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve hatırlatıcıları aktif hale getirmeyi unutmayın. Bakın günümüze yaklaşıyoruz. Son 100 yıla girmek üzereyiz ve adeta Mısır patlağına benzer şekilde nüfus patlaması yaşanmaya başladı. Peki gelecekte kaç kişi doğacak? Bilmiyoruz. Ama 2100'e kadar böyle bir sabitlenmeye doğru gideceği öngörülüyor. Yani endişeye mahal yok. Öyle ya da böyle bildiğimiz bir şey var. Gelecek çok uzun sürecek. Bu gezegen ve daha da fazla bir şekilde tüm evren belki de milyarlarca, trilyonlarca yıl boyunca devam edecek. İşte bu gerçeği önümüzdeki dönemde, gelecekte kaç tane torunumuz olacağını hesaplama için belki kullanabiliriz. Fakat bunu görselleştirmek için bir kum saati yetmez. O kumlarla kaplı bir sahili hayal etmeliyiz. İnsanlığın ilk 200 bin yılı geçti. İlk 1 milyon yıl için toplamdaki torun sayımız yaklaşık böyle olacak. Burada gördüğünüz her bir kum tanesi, bu kez bir üçgen olarak gösterdiğimiz kum tanesi bu kez şu anda gezegende yaşayan 8 milyar insanı temsil ediyor. Yani gelecekte gördüğünüz o yeni eklenenler bizim torunlar, bebekler. Yaşayacak insanların büyük çoğunluğu henüz doğmadı. Daha yolun başındayız. Geriye dönüp baktığımızda bize iyi şeyleri miras bırakan insanları hatırlayıp, bizden sonra gelenler için o iyi insanlardan biri olup olmayacağımızı kendimize sormamız gerek. Çünkü çok sayıda insanın atası olacağız. Ve nasıl bir ata olarak anılacağımız bize kalmış.